Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle girişte hemen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ama bugün biz sizin yorumlarınıza cevap vereceğiz ve yargı masası ekstra ile karşınızdayız. Kaç haftadır o kadar değişik yorumlar geliyordu ki Özge'cim. Sonunda bunlara cevap hakkımızı kullanmaya karar verdik. Hoş geldin. Hoş buldum, hoş geldiniz. Şimdi soru cevap bence en tatlı, en keyifli bölüm olacak. Çünkü böyle ilk videodan beri çok istiyoruz aslında böyle bir cevap verelim dedim. Bir de hani YouTube'dan ziyade çok aktif bir Instagram hesabı var Demet'in, biliyorsunuz ki. Girin bakın ne kadar aktif olduğunu göreceksiniz. Orada yaşıyorum. Orada çok fazla sorular da geliyor. Belki Demet oradan da aktarır. Evet. Orada Çağlayan Adliyesi yapıyor biliyorsunuz, orada her hafta yapıyor ve çok ciddi bir kitle var artık bununla bütün ilgili. Bütün evlerin içlerini biliyorum, biliyor musunuz? Allah boyları devrilsin o erkeklerin, o kadınlara neler yapıyorlar. Kendi duygularımı bir kenara bırakarak şu zamana kadar almış olduğumuz en güzel yorumları yorumlayacağımız soru cevap videomuza hoş geldiniz. Siirt'ten hiç böyle kız çıktığını görmedik demedim. Hani o kadar Siirtliyim ki hani, hem annem Siirt hem babam Siirt. Hadi tamam, kadar olamaz. O şey deli şeyi 46 mı oluyordu? Ya hadi orada. Hadi. O 46'ydı değil mi? Bu arada Siirtlilerin hepsinin cildi bu kadar güzel mi? Ya bence Antalyalıları konuşalım, konuşacaksak Demet yani. Doğma büyüme Antalya'mız var, ortak noktamız. Neyse, o 81 vilayete bir girersek çıkamayız. Her yerde bir anımız var bizim. Evet. Şimdi o zaman dış sese hemen bağlanıyoruz ve ilk video yorumumuzu değerlendiriyoruz. Buyurun dış ses. Süper program. Gözlüğünün markasını öğrenebilir miyim? Geçen şey... Arkadaşlar, evet, niye cevap vermedin? Ben eğer bir şeye cevap vermiyorsam bilin ki onun linki yoktur. Ay, çünkü diyorum ki şimdi ara ara kendimiz de oradan cevap vermeye çalışıyoruz. Birkaç kişi birden yazınca Demet dedim niye buna cevap vermiyor? Hayret çünkü bir şey. Çünkü linki yok. Çünkü gözlüğümü Amerika'dan almıştım. Böyle sokak çarşılarından 1 dolar almıştım. Doğru, yok. Ondan tamam. Sonra kazak da tükenmiş. Kazak zaten biraz şey, böyle Amerikan futbolu şeyi gibi. Hani ben iri ve hani şey bir insan oldum sokak. Yani boş verin kazak. Ama kazak, ama sorar tabii, çok güzel bir kazak ve bir ikidir giydin sen onu. Ha. O yüzden dikkat çekiyor o kazak. Evet. Demek ki tam iyi influencer olmamışım. Çünkü onlar bir kere giydiğini bir daha giymiyor. Hayır, senin dolabında bizim aklımızda mı gibi olan birkaç parça vardır Demet. Hani onlar böyle Demet'in sevdikleri. Pembe, ara ara. Pembe pijamalarım var mı? Ara ara görüyoruz tekrarla. Evet. Peki. İkinci soruya geçelim. Sheraton'un otel konusunu anlatmadığınız üzerineydi. Doğru. Doğru, evet. Sheraton'da olan Dilan Polat toplantısını ben sormuşum. Sen demek ki Sheraton'u sevmiyor. Yok, şöyle franchise'lara dair bir toplantı yapıldığı söylenmişti. Ama biz aslında direkt ona cevap vermedim ama konuyu anlattım bence orada. İndirmek isteyenler var. Evet. İndirmek istediği için sözleşme feshetme tartışmaları oluyor aralarında. Bu isimle devam ettikleri zaman bir kazanç kaybı yaşıyor insanlar. Bu işlere bulaşmamış franchise'lar da doğal olarak bu sistemden çıkmak istiyorlar. Onların yaşadığı bir böyle iç karmaşa var. Evet. Bu arada kötü yorumları okuyalım. Mesela bana devamlı sus be kadın diyorlar. Kardeş, ben burada susarsam ne olacak? Ben niye buradayım ki o zaman? Bir de şey, diksiyonu bozuk diyorlar Demet. Aa, bana değil mi? Evet, niye öyle? Bana diyorlar ya. Şey de yok, hiç kelime yutman, sek böyle kekelemem çok enteresan. Yani bilmiyorum, ben de anlayamadım. Bence bir haber spikeri yeterliliğinde. Çok teşekkür ederim. Ben de bu konuya dem vurarak bir yorum gelmiş, demek bunu cevaplamışsın ama buradan da bir cevaplayalım. Kızlar hangi üniversite mezunu? Çok merak ediyorum. Hangi hukuk fakültesi mezunu demişler. Ben online eğitimli avukat oldum. Yarı zamanlı. Part time avukat. Arkadaşlar, ben iletişim fakültesi mezunuyum. Medya ve iletişim sistemleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunuyum. Benim herhangi bir yüksek lisansım yok. 4 seneyi de zar zor bitirdim. Bazıları uygulamada pişiyor ama yani öyle de bir şey var. Eğitim hayatım pek iyi olmadı benim. İstanbul Kültür Üniversitesi hem lisans hem yüksek lisans. Aynı zamanda aynı üniversitede öğretim görevlisiyim. Kültür üniversiteliyim, kültürlüyüm. Burada bir çanak eğrisi durumu var. Çanak eğrisi değil de çan eğrisi. Evet. Evet. Buyurun. Özge Can Hanım, hep bu fenomenleri adliyede tutuklu göreceğiz diyor. Ben inanmıyorum. Dosya kapatılacak bence diye bir soru gelmiş. Evet, ama şöyle düşünün. Dilan alınana kadar da kimse onlara bir şey olacağını düşünmüyordu ve bunlara bir şey olmayacak gibi bir algı yerleşmişti. Aynı şey diğerleri içerisinde de bir yerleştirilmeye çalışılıyor ama bak, emin olun, tekrar tekrar söylüyorum. Bunlar sonuçta, ben söylemesem bile dosyada kayıtları var. Soruşturma dosyasında Özlem Öz, Sevim Alan, bir sürü isim var. Dolayısıyla bu isimlerin ifade vermesi zorunlu. İfadeye nasıl gidecekler? Tabii ki polis eşliğinde gidecekler. Dolayısıyla göreceğiz. Ben ne olsun istediklerini tam olarak anlayamadım. Herkes içeri mi girsin istiyorlar, herkes çıksın mı istiyorlar? Bence canlı yayında izlemek istiyorlar. Öyle bir canlı yayında izleme halimiz olmayacak tabii ki ama yani göreceğiz. Düşünsene, yani camdan, bahar camdan falan koğuşuna kamera takıldığın müthiş bir
Cezaevinde. Evet, orası kaynar. Ya burada şöyle bir yorumunuzu almak istiyorum. Neden insanlar bu suçlu insanların hemen çıkacağına inanıyorlar? Burada ne düşünüyorsunuz? Yani bunlar çıkacak kesin. Nasıl bir algı bu? Algı mıdır ya da? Yani ben kendi açımdan şöyle cevaplandırabilirim bir hukukçu sıfatıyla. Ülkede hukuka güven yok. Ülkede maalesef ki işte kamu kurum ve kuruluşlarına dair bir şey yok, güven yok. Bir sarsılmış bir duygusal durumumuz var. Dolayısıyla şimdi diyor ki ben hakkaniyetle yaşamıyorum bu hayatı. Dolayısıyla demek ki burada düzende bir aksaklık var. Bunlar da işte yaptıkları yanına kalır diye düşünüyor ama o iş öyle değil arkadaşlar ya. Gerçekten evet, bazı şeylerde, yargılamalarda biz hayal kırıklığı yaşıyor olabiliriz. Toplumsal tepkiler vererek bir Twitter tutuklamaları görüyor olabiliriz. Ama hali hazırda Türkiye bir hukuk devletidir ve hukuka inanmak zorundayız. İnanmaya devam edin. Bunlar daha yolun çok başı, soruşturma. Ben de bir influencer olarak şöyle bir yorum eklemek isterim. Bence insanların canı sıkılıyor. Yani bu daha güzel. Yani resmen canları sıkılıyor. Çünkü artık onlar içeri girdiler. Sonuçta pembe dizi bitti. Ya da ara verildi. Ya da sezon finali yaptı. Arada bir aksiyon istiyor. Gerçi de insanların canı sıkılıyor yani. Bu iş sadece Dilan için olmaz. Hepsi için olmalı. Diğerleri niye tutuklanmıyor? Tayyargiller, şöylemsi, bunlara ne oldu? İşte burada benim sorum devreye giriyor. Herkes tutuklansın istiyorlar. Onlara ne oldu? Onlara bir şey olmadı diyorsunuz ama onların hepsi soruşturmada. Birçoğunun mal varlığına kayyum atandı. Neslim Güngen ve diğerlerinde de kayyum var. Dolayısıyla onlar açısından da hukuki süreç işliyor. Onlara bir şey olmadı algısı siz televizyonda görmediğiniz için böyle düşünüyorsunuz ama dosyada var, biz görüyoruz. Ya bir de şöyle bir şey var. Gerçekten insanlar ne kadar neyi sunmak istiyorsa o kadar sunuyorlar. Hiç kimse hiç kimsenin arka planını bilemez yani. Bir de o var, evet. Hala eğleniyor gösteriyor. Hala evet, işler yolunda öyle gösteriyor işler da. Yolunda. Ama buradan şöyle bir sonuç çıkabilir bu arada. Genel bir cevap olmuş olsun. İnsanlar kendilerinde olmayan hiçbir hayatın devamını görmek istemiyorlar. İzlemek istemiyorlar. Hepsi hapse girsin. Aslında hapistekilerin hepsi çıksın, böyle 5 kuruşsuz kalsın falan. Öyleler yani. Ben de hizmet aldım. Temizdi. Çalışanlar güler yüzüyle evet. Hizmetten memnun kaldım. Doğru. Kendisi olduğunu düşünüyorum. Ben bunu yazıyorum. Yok vallahi doğru. İvan'a yönlendiriyorlar. Doğru. Hatta ünlü bir Türk ücünündü. Kredi kartına fark istiyorlar %10 civarı. Kalabalık görmedim. Hep ya boş ya birkaç müşteri vardı. Bence Nihat Doğan'ı bile kastediyor olabilir. Bir dönem Sevmalan şubesi vardı çünkü Nihat Doğan'ın. Daha sonradan birbirlerine düştüler de ayrıldılar. Sevmalan'la ilgili şöyle, gerçekten şubeler temiz. Bak, artık kimse girmiyorsanız pislensin. Temizlikten yana sıkıntı yok. Çalışan insanlar, buralarda çalışan insanlarla da ilgili hiçbir sıkıntı yok. Hepsi gayet düzgün insanlar. Orada 3 kuruş parasını kazanmak için, evine bir işte geçim kaygısıyla bir şey götürebilmek için çalışıyorlar. Dolayısıyla çalışan insanlar da gayet güler yüzlü. Onlardan da yana bir sıkıntı yok. Verilen hizmetler de bu anlamda gayet güzel olabilir. Bunlarda da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı faturalandırma ve vergilendirme ile ilgiliydi bizim konuştuğumuz. Buradaki kişi de aynı şekilde bir IBAN'a yönlendirildiğini söylemiş ve bununla ilgili çok fazla ihbar ve yazan vardı. Dolayısıyla ben zaten kendim gidip bir hizmet alıp IBAN'a yönlendirildiğimi bizzat Sevim Alan'ın kendisine söylemiştim. Sevim Alan da ya orada işte bir şirket taşıması var, şöyle de böyle de öyle de olmuş olabilir ama düzelecek tarzı bir şey demişti. Aradan aylar geçmişti, bir şey değişmemişti. Evet, bu hafta gittim. Abla yazı arkası gelmedi. Oydu değil mi? Evet. Artık var. Onu söyleyeyim. Yazı arkası mı var? Artık var, düzelttiler. Artık kredi kartıyla ödeme alıyorlar. Artık IBAN'a ödeme aldıkları zaman da bunun faturasını kesip gönderiyorlar. Sizden fatura için bilgileri talep ediyorlar. Gördünüz mü? İşte bakın neye mal olduk, gördünüz mü? Ya, buyurun. Alkışlar Türkiye. Alkışlar Türkiye, evet. Kıvanç Talı, Beril Talı gözaltı mevzusuna önce mi çekildi? Sanırım bu sebeple değinmemişsiniz. Gerçi öldüğümüz teslim olma durumuydu. Birincisi, devamlılık konusundaki bu yakın takipten dolayı çok teşekkür ediyoruz. İkincisi, konuları buradan takip etmeleri beni çok onure ediyor. Üçüncüsü, teslim olduklarını değil, avukatlarının böyle bir akıl verdiğini, o tarz bir şey düşünmüştük. Ya şöyle bak, buradan takip etmeniz bu anlamda gündemi şöyle bir fayda yazar size. Doğru bilgilenirsiniz. Netice itibariyle burası bir magazin programı değil. Ne Demet magazinci ne ben magazinciyim. Biz burada Türkiye gündeminde olan şeyleri bir vicdani, ortak akılla ve bir hukukçu sıfatıyla değerlendirmeye çalışıyoruz. O yüzden bu anlamda buradan takip etmeniz doğru olan bence. Bazen şöyle olabiliyor. Bu videoyu çekiyoruz. Ertesi gün yayına girecek oluyor. O arada bir şey olmuş olabilir. Öyle bir geride kalma ya da ileri geçme durumları olabilir ama genelde akıştayız. Mağdurlardan biri de ben. Ev sahibi 4500 binden direkt 15 istedi. 9000'e kabul etti.
Bu tamamen yasalara aykırı sayın avukatım, acil yardım. Bir dakika, ev sahibi mi bunu 4500'e otururken 9000 yap... 15.000 istemiş, 9000'e kabul edilmiş. Yasalara aykırı diyor, yardım istiyor. Beni ne sinirlendirmeyin yapayım? Arkadaşlar, ben iki kere %100 zam yapıp mahkemelik olmuş insanım ya. Bu şeyi gösteriyor yani, hani insan olsan da bazen olmuyor. Ödeme kız, 6 öde geç. Valla doğru diyor. Yarım hukukçu candan etmiyor. Ya şöyle bir şey. Bu kirayla ilgili video, kirayla ilgili herhangi bir sıkıntınız varsa izlemenizi tekrar öneririm. Yine boşanmayla ilgili bir sıkıntınız varsa Çağlayan Adliyesi fanları boşanma videosunu izlemenizi öneririm. Geri dönüp bizim listeye bakarsanız Demet'in kanalında. Biz orada aslında açıkça anlattık, tekrar anlatmış olayım. Eğer ki 5 yıldan fazla olmadıysa kira ilişkiniz ve sizin %25'in üzerinde bir zam yapmanızı istiyorsa ev sahibiniz, yapmayın. Yapmak zorunda değilsiniz. Bu dayatmaların sonu bir yere varmaz. Eğer ki bu dayatmalar hukuk sınırlarının dışına çıkıyorsa şikayetçi olun. Tamam, arayı bulalım noktasında siz bu %25'in üzerinde zam yapabilirsiniz. Bu da sizin takdirinize kalmış. 5 yılı geçti avukat hanım, yine de %100 zam yapabilir mi? Hayır. 5 yılı geçtiyse bu ona kira bedelinin tespiti davası açma hakkı tanır sadece. Buradaki rakamı da yine mahkeme belirler. Mahkeme de neye göre belirler? Takdiri değildir. Raiç bedel. Etraftaki kira sözleşmelerinden bir araştırma yaparak, burada da hakkaniyet indirimi uygulayarak eski kiracı olduğunuz için bir bedel belirler. Dolayısıyla acil yardım demişsiniz. Aha da acil yardım ediyorum. Yapmayın. Bitti. Bu kadar. Yapmasın canım. Çağlayan Adliyesi çok saçma birisi. Davalık olabilirsiniz. YouTube Adliyesi olsa daha sempatik olur. Burada siz de YouTube Adliyesi açın. Biz de onu izleyelim. Ben bayılıyorum. Bir kere şeye çok takığım ben. Demeden verilen tavsiye hadsizliktir. Ama tabii ki hadsiz demiyorum bir şeyimize. Böyle bir anda coştum. Şimdi Demet biraz depresif. Önce Demet'in Instagram sayfasını açın. Abone olun da bir özelden yazışmasını görün. Orada bir neler yaşanıyor. Biraz şey yüksek. Özür dilerim, sinirli, agresif, depresif bir dönemde. Sayın izleyici, çok da haklısın. YouTube Adliyesi de çok tatlı bir isimmiş. O da olabilirdi elbette ki ama. Ne kadar sakin. Şimdi bu Çağlayan Adliyesi ismi nereden geliyor? Bir kere bu kanalın sahibi Demet. Demet'in bir Instagram sayfası var ve Instagram sayfasında bunu çok uzun zamandır Çağlayan Adliyesi kendileri her hafta. Kendileri koydu ismi. Her hafta bu formatı zaten orada kendisi sorulara cevap vermekle beraber yapıyor. Beni buraya avukat konuk olarak alıyor aslında. Ben de burada hukukçu kimliğimle elinden geldiği kadar yardım ediyorum. Konuk demeyeyim. Davalık olur. Hı. O da kabul. Davalık olma kısmına gelecek olursak da bizzat ben buradayken kimse bizi davalık yapamaz. Hiç merak etmeyin. Bizden yana hiçbir endişeniz olmasın. Sizin o gördüğünüz Çağlayan Adliyesi'nin adı Çağlayan Adliyesi değil ki. Orası İstanbul Adalet Sarayı. Çağlayan'da bulunduğu için biz oraya Çağlayan Adliyesi istiyoruz. Ama asıl burası Çağlayan Adliyesi. Ya, Çağlayan Adliyesi'ne hoş yok. Geldiniz. Evet. Bu kadar. Bu Erdem Saruhan'a ne oldu peki? Sürekli Atar'la ilgili paylaşımlar yapıyor. Erdem Saruhan'ı bir önceki videomuzda ondan bahsettik. Erdem Saruhan soru cevap kartı açıp en son kızının adını ne koyacağını şey yapıyordu. Yani işte halkın kararına göre kızına isim vermeyi tercih edebilir. Instagram'da paylaşımlar da yapabilir. Ama ben bunların çok rahat olmasını çok tuhaf karşılıyorum. Çünkü çok ciddi yargılamalar var. Bu yargılamalar içerisinde neyin nereye varacağı belli olmaz. Bence dikkatli gitmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Bırakın kayyum o süreci yönetiyor zaten. Sizin kayyum yerine geçip bu satışları arttırmaya yönelik faaliyetlerinizin bir manası olduğunu ve bir katkısı dönüşü olduğunu da zannetmiyorum. Evet, doğru. Nasıl olsa hiç para alamayacaklar oradan. Tabii kasadan bir kuruş alamıyorlar. İstediği kadar satış talep etsin, size işte ürün tanıtımı yapsınlar. O kasadan bir kuruş alamıyorlar arkadaşlar, merak etmeyiniz. Biliyorsunuz bu bir fason üretim. Netice itibariyle iyi bir markanın iyi bir ürününü kopyalamış ve fason oradan çıkıyor olabilir. Yani bu Dilan Polat'ın ürünleri kötüdür demek değil ki. Dilan'ın gerçekten güzel ürünleri olabilir. Bu anlamda onu satın alan ve kullanan kişi memnun olup devamında şu anda dahi sipariş veriyor olabilir. Ki Trendyol satışlarına bakacak olursak satışlar devam ediyor ve demek ki bundan memnun bir kitle var ki almaya devam ediyor. Kimseye de diyemeyiz ki bunların ürünlerini almayın. Niye almasın? Kayyum açmış ticaretini yapıyor. Üründen memnun olan da alacak. Burada hiçbir sorun yok. Anlatmaya çalıştığımız şey, bakın eğer ki bunlar suça konu eylemlerde bulundularsa ve bu şirketler bu anlamda el koyma sürecine tabi tutulursa, yani tedbirler artık devlet hazinesine geçme noktasına gelirse, zaten buradaki bütün kazanç her birimizin. Endişe etmeye gerek yok. Satsınlar, bol bol satsınlar ama kasa devlette. Gidip sabun alacağım şimdi.
Kız yok, o devlete destek gibi bir şey değil şu anda yani. Yargılamanın sonucunda aklanırsa oraya gidecek, aklanmazsa devletin kasasına gidecek. Dolayısıyla ticaretin devam etmesinde, insanların satın almasında bence bir beis yok. Ama size tavsiyem ve içeriği belli, güvenilir markaların ürünlerini alın. Çocuğu bilmem ama otel odası görüntüsü bariz iftira. Çünkü eğer bir erkekle cinsel ilişkisi olsa yatak odasında olurdu. Sen nereden biliyorsun kardeş? Erkekle nerede birlikte olundu? Fakat bir banyoda iki erkek var ve birbirlerinden ayrı olarak biri saçını düzeltiyor, diğeri de çömelmiş, birbirlerine temas yok. Bariz çarpıkma yani. İşte. Yani normal çömelmek çıplak banyoda. Hani deşifre etmiş, iki tane erkek çıplak banyodaysa biri saçını düzeltebilir, biri de suyun altında durabilir demiş. Eğer demiş iki erkek birlikte olacaksa bunun raconu yataktır demiş. Sana helal olsun. Bir yerde de yol göstermiş ama. Demet biraz depresyonda. Olabilir. Yorumunuz başka üstünde. Şöyle. Evet, dediğiniz gibi olabilir. Bu durum gerçekten sizin de normal kabul ettiğiniz normlar içerisinde gerçekleşmiş olabilir. Bize pek de normal gelmiyor. Onu söyleyelim yani. Ne arka tarafa ne ön tarafa normal gelmiyor bu iş. Ha, sizin normaliniz olabilir. Saygı duyuyoruz. Buradan niyet okumak gibi bir niyetimiz de yok. Kişinin cinsel yönelimleri ve tercihleri yaşı itibariyle de bizi ilgilendirmiyor. Bizim oradaki tek bir hassasiyetimiz var kardeşim, çocuk. Çocukla ilgili de çocuk izlen merkezi raporları varken savcılık makamı da bunu artık şikayete bağlı olmayan, sarkıntılık düzeyini geçen bir suç olarak kabul edip davasını açmışken buradaki eleştirel yorum bize değil, ilgili kişiye olmalı. Videoyu beğenmiş yani. Olur. Bunu beğenin o zaman. Cevap verdim. Ya bu hocayı tanıyorum sanki. Aynı üniversitedeydik. İsmini bilen var mı? Ben miyim hoca? Kardeşim her yerde yazıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu ülkenin okumama evet. problemi beni çok rahatsız ediyor. Bir yerden tanıdık geliyor falan. Evet, ben oyum herhalde yani. Eğer Kültür Üniversitesi'nden yolunuz geçtiyse, son iki senedir derslerime giren bir kişiyseniz, öğrencimseniz sevgiler, saygılar. Çok da sevilen bir yerde hocam. Denk gelmişizdir. Bugün final sınavı yaptım öğrencilerime. Bırakacak mı hiçbirini? Hem dün hem bugün final sınavları vardı. Benim dersimden çok kolay kalınmaz ya. Çok böyle diyorum ya, öğrenciye de diyorum. Çok talep edersen ben kalmak istiyorum hocam şeklinde boş kağıt vererek. Ona yapacak bir şeyim yok. Ama onun dışında yorum yapma kabiliyeti varsa, hukuki bir şekilde muhakeme gücü geliştiyse zaten geçiyor. Bu da Dilan aklamak için çabalıyor. Ben mi? Ben mi? Hangimiz? Ama inşallah. Arkadaşlar et yaparak söyleyelim. Birbirimize mi düşelim? İnşallah odur. Olabilir. Ben miyim? Çünkü ben daha yorumsuz kalan benim ya. Olabilir. Ben kabul etmiyorum. Ben o kadar diyorum kuvvetli suç şüphesi var. Yani ben ya. Aklamaya çalışmıyorum kimseyi. Aksine çok da sinirliyim bu konuda. Çünkü hepimizin riski olduğunu düşünüyorum. Eğer ki iddialar gerçekse. Ama gerçek değilse Allah herkesin çarşısına pazar versin. Ne diyeyim? Devamlı saçlarıyla uğraşarak program sunan kişilerin yayınladığı bir başka video izlemedim. Çok iyi. Bana mı söyle? Ben kel kaldım ya belli bir süre. Çok seviyorum saçlarımı. Ara ara dokunuyorum onlara. Bu arada size saçla ilgili... Emirden şok. Bu arada size saçla ilgili ufak da bir şey anlatmak istiyorum. Saçın hafızası var demişti bana biri saçım çıkarken. O yüzden mesela hiç kötü şeyler yaşatmamaya çalışıyorum ona. Ve arada bir sevip okşuyorum. İnsan kaybedince çok değerini anlıyor. Bu da sizi rahatsız ettiyse. Depresyonda olduğum için devam edemiyorum. Bekliyorum, ben hazırdayım ama olsun. Rahatsız ettiyse kapatabilirsiniz, zorla izletmiyoruz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu arada saç kadının süsüdür ya. Benim için çok değerli. Oynar, dokunur, istediği gibi savurur. Evet. Sıkıntı yok. Bu bakıcılar memleketinde bile iş bulamamış. Sıradan masıfsız insanlar. Çocuklarınıza dil ve terbiye öğretmesini beklemek çok garip. Bana diyor. Bakıcılardan bahsediyorum. Bakıcı videosunda bize diyor. Tabii yabancı bakıcılar işte, sen cevap ver. Şimdi orada şöyle bir denge var aslında bakıcı konusunda. Zaten bu kadar para veriyorum. Karşılığında ne alabiliyorum? Hani amorti ediyor mu bu ya bakıyorsun? Bir de işin en önemli kısmı. Bu çok fazla böyle her yerde dürüstçe söylenen bir şey değil ama Türk bakıcı bulmak çok zor. Yani çünkü Türklerin burada bir düzeni var, bir ailesi var. Yani tutup da karı koca bir aileden eşini alıp da gel benim evimde yaşa. Ondan sonra işte benim eşime, bana ve hep birlikte bir aile düzeni kuralım demek çok zor bir şey. O yüzden aslında yabancılar tercih ediliyor. Bu arada bu insanları da şöyle düşünmek bence yanlış. Orada vasıfsız değiller. Orada geçinebilecek kadar para kazanmıyorlar. Ben tabii buradan bakıcı savunuyor gibi olmayayım.
Ama orada hani amorti etme değerine bakıyorsun. Nasıl olsa atıyorum 1.000 dolar ödeyeceksin. Bari 1.000 doların içerisinde İngilizce ya da Rusça da öğretsin. Yani en azından benim hesabım oydu. Emircim söyle annem, what's your name de. Hakkını ver. Rus ırkı dünyanın en güzel ırkı kabul ediliyor. Erkekler de kabul ediyor. Yalnız ama. Ne önde? Ruslar milletin kocasını ayartıyor ağzından çıkalım. Güzel ırk, erkekler kendine çekidüzen versin. Hangi video yapmış bu yorumu? Rus'a nasıl geldi? Bak bu Siirt gibi bu da. Hakikaten ne alaka? Bakıcı da vardı galiba, yanlış hatırlamıyorum. Ha doğru, evdeki bakıcıyı kıskanır mısın? Ha. Muhabbetinden demen. Nasıl şimdi Ruslar çok güzel ırk diye sana helal olsun kocam mı diyelim? Hayır, diyor ki senin diyor kocan diyor bir Rus'a bakıyorsa sen Rus kadının da problem arayacağını kendi kocan da arıyor diyor, doğru diyor. Antalyalı tenzih et abi, elimi sallasamız Rus yani, biz nasıl şey yapacağız orada? Antalya 07 yaz aşağıya. 07 aynen. Yani buna katılmıyorum ya ben. Ay herkes uçuruna sahip çıksın. Rus da mı suçlu diyorsun? E tabi canım, Allah Allah, geliyorlar orada öyle. Yok işte Türk kadını çok konuşuyormuş, onlar hiç konuşmuyormuş. 2 dirhem bir çekirdek. Onların yaşlılığında da hiç öyle 2 dirhem bir çekirdek olmuyorlar bu arada. Ondan sonra hemen böyle sıs pıs gibi böyle durup ondan sonra o da diyor ki benim evdeki kadın çok dırdır ediyor diyor. Bak diyor bu makine gibi haber ediyor, çocukları doğuruyor doğuruyor, kendisi de bakıyor deyip Rus'a gidiyor. Rus da bir zahmet bir karşıdakinin medeni durumuna bakıversin yani şimdi. Güzel ırk diye. Hoş mu göreceğiz onun evli adamla karıştırmasını? Slav ırkını yedirmeyeceğim. Adamlarımız kendine sahip olsun ya. Bu memlekette cezaevinden bile bebeğine emzirmeye izin verilmeyen anneler var. Kimsenin ayrıcalığı olmamalı. Biz zaten öyle bir şey söylemedik ki. O şey çocuğu olduğu için dilen çıkarabilir mi sorusunda belki yorum için bunu yazmıştır. Şöyle, Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir bebeğini emzirecek halde anneye izin verilmeme gibi bir durum yok bu arada yani. Öyle bir durumda nasıl oluyor? Bebek mi içeriyor? Tabii tabii, bebeğini alıyor yanına. O anlamda cezaevinde çocuğunu yanına alabiliyorlar. Ve bu arada tahliye için de ciddi anlamda bir değerlendirme sebebi oluyor mahkemenin izinde. Yani eğer ki emzirme çağında bir bebek varsa ortada, mahkeme bu anlamda tahliye yönünde bir değerlendirme yapıyor dosya durumuna bakarak. Dilan'ın zaten küçük yaşta çocuğu var diye tahliye gibi bir durumu olmadı. Yani tutuklamasına da engel olmadı bu durum. Onun sebebi ne? Dolayısıyla dışarıda o anlamda birinin olması mı? Kaygısı olmasın pardon, kişinin. Pardon, ben konuyu yargı masasına çevirdim ama. Şöyle, birincisi çocuğunu isterse yanına alabilir. İkincisi dışarıda çocuğun bakımına destek olabilecek bir hala ve babaanne figürü var. Bu anlamda zaten her ikisini de seçmediğini düşünelim. Yani yanına almıyor, onlar da bakmıyor. Zaten devletin bununla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk bakım evleri var. Artık yurt gibi kurumlardan ziyade eve döndürdüler. Hani evlerde işte ev anneleri oluyor. Bu anlamda daha bir ev sıcaklığında büyüsün çocuklar diye. Birçok yol ve yöntem var ama tabii ki de bir çocuk için sarsıcı bir süreç pedagojik açıdan. Ama tek başına tahliye için elbette yeterli değil. Maalesef çok fazla anne var özellikle Bakırköy Kadın Tutuk Evi'nde. Parayı bize dağıtsınlar, salalım. Son teklifimiz budur mahalle cevapla. Vatandaş kayyum olmak istiyor. Vatandaş bagajı açıp para dağıtmak istiyor. Yapamayız, yok, gelemir. Hoş geldin. Evet. Bu kadar. Soru cevap videomuzun arkasında bir kahraman vardı bugün. Ondan sonra biz aslında 3-0-7 çıktık her ne kadar siirt desek de. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yine yorumlarınızdan bizi mahrum bırakmayın. Instagram'da X hesabında Özge Can Sırma Demet Usta olarak takip etmeyi, videomuzu likelamayı, yorum bırakmayı Emre kalp atın. Kalp atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Telefondan baklava gönderin. Baklava yemeğisi.